Evet. Arkadaşlarımız Meryem, Çiğdem, Ünal'ın 3 yaşındaki bebeğimizin ölümüyle ilgili ilk günden bu yana programımıza yaşananlardan kısa bir bölüm hazırladı. Onunla başladım. Çünkü açıkçası dünden beri çok gözüm yaşlı. Bir tarafıyla o gözümün yaşlı olmasının nedeni gerçekten yaptığım işin önemini bir kez daha anlamam. Ama ikinci kısmı da 3 yaşındaki bir çocuğun, bir bebeğin yaşadıkları. Kim bilir nerelerde bebekler neler yaşıyor, ay, onu anlamam. Neden böyle konuşuyorsun Müge? Dün Melisa ile bir görüşme gerçekleştirdik ve Melisa o günle ilgili artık gerçekleri anlatmaya karar verdiğini söyledi. Bambaşka da şeyler anlatıyor. Şimdi az sonra canlı yayınımızda olacak Sabah gazetesi. Kuzey Ren Vesfalya temsilcisi İbrahim Taş'a çok teşekkür ediyorum. Anne Melisa'nın yanında görelim. Günaydın Melisa. Günaydın abla. Evet, bir sürü olaylar oldu. Sen yayına çıkmadığın süre içinde de seninle ilgili suçlamalar oldu. Sevgilin Recep'in anne ve babası bebeği senin öldürdüğünü iddia ettiler. Sense en baştan beri bir scooter olayından bahsediyordun. Şimdi o günü ben senin ağzından dinlemek istiyorum hiç vakit kaybetmeden. Evet, ben öncelikle herkesten öncelikle özür diliyorum. Ben her şeyi şimdi baştan sonuna kadar anlatmak istiyorum. Rica ediyorum herkes şu anda sussun, ben konuşmak istiyorum. O günü skuter olayı yoktu. Herkes susuyor, sen konuş. Bisiklet olayı da yoktu. Dur bir dakika. Ama. Bak, o gün skuter olayı yoktu diyor, dur. Ben o gün, Recep o gün evdeydi, hiçbir şekilde dışarı çıkmadı. Kanepeden düşme olayı ve hatta kanepede uyuyakalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil. O günü ben Asya ile beraber çizgi film izliyordum. Benim kızım uyuyordu, Meryem. Meryem uyanarak ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya çalıştım. Recep Meryem'i aldı, içeri gitti. Ağladı diye sus, ağlama, ağlama, sus diye bağırıp çağırıyordu Meryem'i. Ne yaptı sonra çocuğuma Meryem, benim baba ya? Yapma, baba ne yapma yaptı, diye söyle, bağırınca. Ondan sonra ben içeri gittim. Recep dedim, bu çocuğa ne yaptın? Ben Recep'in kollarında Meryem'i bayılmış bir şekilde gördüm. Cırıl cıplak bir şekilde gördüm. Sonra gitti Meryem'i suya tuttu. Kendine geldi, kendine geldi diye Meryem dedi bana. Sonra ben o esnada çığlık attım evde. Bağırdım, Recep dedim, bu çocuk niye bu hale geldi? Bu çocuğa ne yaptın dedim. Niye bu şekilde dedim. Çocuk hatta çıplak bir vaziyette gördüm. Ne yaptı bir çocuğuma, ne yaptı? Ne yaptı? Niye gelmiyorsun buraya? Gel, he, her şeyi anlat. Neden, anne, neden? Söyle bir. O kadar mı namussuzsun sen? Tamam. Anlatsın. Doğukan, tamam, otur, gel bir anlatsın. Anlatsın. Hadi. Annesin sen, gel, değil mi? Tamam. Sahneyi koruyorsun. Tamam. Hayır, bir dakika. Sahneyi koruyorsun. Cıra çıplak diyorsun. Ayıp. Ayıp. Namussuz lan. Ayıp. Ayıp. Tamam annem, tamam. Ayıp. Sen bir dur, her şey. Benim yavrum, benim namusum, benim kızım, bebeğim, aşkım. Doğukan. Bu benim her şeyim. Tamam. Her şeyim. Ben yıkadım onu, ben mezara koydum. Baba kötü diyordun, dövdü diyordun. Baba dövdü mü? Baba seni dövdü, babası dövdü mü Meryem'in? Ben buralara kadar geldim. Yok ettiniz beni. Yok ettiniz beni. He, niye saklıyordunuz? Neden saklıyordunuz? Saklamayın, niye saklıyordunuz? Böyle caniler niye yaşıyor? Böyle caniler elini kolunu sallaya sallaya geziyor mesela. Ben seni çok güzel yaşattım, değil mi? İstediğini bir, istediğini iki etmedim. Seni ülke, evet, ülke gezdirdim. Evet. Sana her şeyi yaptım. Aileni sen kendin sildin. Doğukan evliliğimizi yıkacak dedin. Ben dedim ki ne? Melisa annendir. Ben annemkille konuştuğum zaman üzülüyordun. Melisa annemkille konuşamam, evliliğimize müdahale ettirme, değil mi? He? Meryem'ime kıydılar. Ben sinir hastası oldum bak. Ben bu şekilde yatamıyorum. Ben 4 gün uyku uyuyamıyorum. Uyumuyorum, biliyor ablalar biliyor, buradakiler biliyor. Uyumuyorum. Her gün kızım kefeni açık geliyor. Rüyama geliyor. Ben babayım baba. Ben gerçek babayım. Ay. Sen ama anne değilsin, örnek olunacak bir anne değilsin. Değilsin.
Ben sinir hastası istedim. Belki bu olay çözüldükten sonra ben... Şu alt yazara dikkat edin. Bir dakika, tamam. Biliyorum bir çok yapalım. Üzüldüğünü. Ben de inan, dünden beri böyle... Yani seni çok iyi anlıyorum. Ben de çok böyle Leyla Leyla geziyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sabah yine gözyaşlarıma hakim olamadım. Onun cani çıksın ortaya. Melisa, lütfen bir daha bir kendine yer hakim olabilirsen... bir daha anlatabilir misin o günü? Rahmi Bey, siz de merak ediyordunuz ya niye biz bunu konuşuyoruz diye. Belki sizin için de güzel bir açıklama olacak. Melisa, evet, lütfen o günü bir daha anlat. Evet, evet, o günü de anlatacağım. O günden öncekini de anlatmak istiyorum. Anlat. Anlat. Tamam. Olurum. Şimdi bak, o günü bir anlat. O günü kızınla... kanepeden düşme olayı hiç... İyi misin? Hiç olmadı. Hiçbir şekilde. Yok abla. Ben Asya'yla beraber çizgi film izliyordum. Sonra Meryem uyandıktan sonra yanıma geldi ağlayarak. Sonra Recep aldı, Meryem'i aldı. İçeri götürdü ve Meryem'e bağırdı. Yapma, etme, ağlama, sus, et. Sonra baba yapma, baba yapma diye bağırdı. Ben kalktım, yatak odasına gittim. Yatak odasında bayılmış bir şekilde Meryem'i Recep'in kucağında gördüm, çıplak bir şekilde. Ben orada çığlık attım. Recep, bu çocuğa ne yaptın? Bu çocuk niye bu şekilde? Bu çocuk bu şekilde bayılamaz. Normal bir şey değil. Durduk yere bayılamaz. Recep'in kullandığı bana cümle, ben oynuyordum. Kusura bakma dedim. Bu oynamak değil dedim ya. Benim çocuğum durduk yere bayılamaz. Sonra gitti suyun altına tuttu. Soğuk suyun altına kendine geldi. Ben orada çığlık atıyorum. Anında dedim ambulansı çağırıyorsun dedim. Anında dedim hastaneye gidiyoruz dedim. Ben orada zaten yani yıkılmış bir vaziyetteydim. Ambulansla hastaneye gittim. Hastanede bile bana zorla dedirtti. Skuterden, bisikletten düştü diye diyeceksin. İfadeye gittiğimde bile polise Recep benim yanımdaydı. Bu şekilde anlatacaksın. Şu şekilde düştü, bu şekilde düştü diye anlatacaksın. Babası da birçok şahit oldu. Recep'in dövdüğünü, hatta babası da bile bana dedi, kızım dedi, bak dedi, bu oğlana dedi, çocuk mucuk emanet etme, yoksa bu çocuk onun elinde sonunda kalacak. Ben boşanma davası Melisa, açtıktan sonra ben... Melisa, ben senin her kötülüğüne rağmen şey yanında oldum. Baban buraya geldi. Niye sakladın? Baba deseydin, ben korkuyorum babacığım. Bu adam seni defalarca seni affetti bu adam. Senin de hatan oldu, benim de hatam oldu. Bu adam affetti. Bak buraya geldi varıyla, yoğuyla kaç aydır. Burada Melisa, senin çok güzel baban vardı. Annen izin vermedi Melisa. Bu adam bak ağlıyor gibi burada. Ya babacığım, kurban olayım deseydin. Tamam. Konuş. Niye anlatamadın Melisa babana ya da Doğukan'a? Beni konuşturmadı Recep, hiçbir şekilde konuşmamı istemedi. Ben hatta Almanya'ya geldikten sonra da ben Recep'in üstüne de gittim. Ben çocuğumun mezarına gidemiyorum dedim. Ben geleceğim dedim, Türkiye'ye dedim. Ne olursa olsun dedim, ben gelmek istiyorum dedim. Çocuğumun cenazesine gelmek istiyorum. Recep bana her türlü engel oldu. Recep dedi kesinlikle gelemezsin, edemezsin. Beni bir an önce buradan kurtar. Beni Almanya'ya bir an önce götür. Ben dayanamıyorum burada. Her şekilde bu lafları kullandı. Durmadan emesi kulağımdan gitmiyor. Vicdanım sızlıyor. Ben senin yüzüne bakamıyorum. Utanıyorum yüzüne bakmaya. Bunu aynı günü de söylediydi. Beni kurtar bir an önce. Almanya'ya getir bir an önce. Çocuk benim kollarımda bu şekilde oldu. Baba yapma diye. Baba yapma diye. Peki sen onu şimdi nasıl kurtaracaksın? Acele bir şekilde... Çocuğunu o şekle sokmuş. Beni bu işten kurtarırsan sadece sen kurtarırsın dedi. Sen de aşk içini kurtardın ya. Ben zaten onu kurtar. Çocuğunu öldürmüş, yeni çocuk yaparım diye mi kurtarmak istedin? Tamam Recep, annem verir 10 bin euro, 20 bin euro, seni kaçırırız mı ney? Sayın Müge Hanım... Dur. Efendim? Birleşti. Sayın Müge Hanım'ın sayesinde bu olay çıkmasaydı kurtaracaktın değil mi? He? Kurtaracaktın kesinlikle. Değil mi? Verecektin. Hayır. Yeni Meryem mi doğuracaktın? Ne yapacaktın ama Melisa? Sakin konuşuyorum ama. Ben zaten ama bu çocuğu da doğurmak istemiyorum. Hayır. Ben dün babama da söyledim. Tamam. Eğer Meryem'in katilinde dahilin varsa o çocuğu da zaten doğuramazsın. Çünkü katillik kanına bulaştı ya, o çocuğu da aldırırsın. Doğurmak istemiyorum derken aldırmayı düşünüyorsun. Katillik kanında var. Düşün Melisa, ben şunu merak kesinlikle ediyorum. Kesinlikle hayır, şu şekilde benim çocuğumu öldürmüş bir insanın çocuğunu doğamam.
Melisa, şimdi ben o güne tekrar geri gelmek istiyorum. Anladığım kadarıyla sen küçük bebekle çizgi film izliyorsun. Saat kaç sıraları? Evet. Kaç sırasın? Kaçtı? Saat kaçtı? Saat 4. Yaklaşık 4. Evet. 4-4.5 arası. 4-4.5 arası. Recep hiç o gün evden çıktı mı? Hani diyor ya ben tütün almaya gittim. 45 dakika çıktım geldim. O sırada skuturdan düşüldü. Hayır. Dışarı çıkmadı. Sonra hayır. Recep neredeydi siz çizgi film izlerken? Recep yanımdaydı zaten. Recep hep evdeydi. Ondan sonra Meryem ağlayarak yanıma geldiğinde Recep Meryem'i aldı yatak odasına anında götürürdü. Peki Melisa senin yanına geldiğinde... Meryem senin yanına geldiğinde üstünde ne kıyafet vardı? Üstünde bir tişört vardı bir de şort vardı. Yani giyinikti. Ama ben kızımı çıplak bir şekilde gördüm. Tamam ama ilk ağlayarak yanınıza geldiğinde üstü giyinik miydi? Giyinikti evet. Giyinikti. Sonra bunlar yatak odasına gittiler. Evet. Ne kadar kaldılar o yatak odasında? Yaklaşık yani hemen zaten bir 10 dakika falan ben hemen müdahale ettim. Yani baba yapma baba yapma sesini duyunca anında gittim. Bayılmış bir şekilde Recep'in kollarında buldum çıplak bir şekilde. Ve ben orada çıplak zaten derken, şok geçirdim. Meryem'i o şekilde gördükten sonra ben çıplak derken, bağırdım çığlık attım. Çırılçıplak mıydı yani? Yani üstünde evet. Çırılçıplaktı. Peki karnında bir el izi gördüğünü söyledi. Bize konuşmamızda. Evet gördüm. Hatta ben bunu Recep'e de söyledim. Recep bu el izi ne dedim? Çocuğun karnına mı vurdun? Hayır çocukla oynuyordum dedi. Kendisi de dedim. Melisa yani. Senden ricam ben Recep senin arkandayım bak. Bunları yapmana rağmen. Baban dün konuştu ben kızımın her zaman arkasında olacağım dedi. Ben dedim babasısın. Hani ben dedi kızım için geldim yanlış anlamayın diye bize konuştu. Ben de senin arkandayım. Gel. Başka Meryemlere olmasın lütfen gel kurban olayım. Ne olursun gel ya. Sare'mize de getirsin. Sare'miz ya. İçin gel ya. Sare'ye de olmasın. Ne olursun. Söz. 90 milyon önünde söylüyorum. Arkandayım. Artık karı koca ilişkisi yok. Tamam eyvallah. Arkadaşlar. Ama gel. Gel ben senin arkanda söz duracağım. Korkma. Müge ablam var burada. Ekiplerimiz var. Her şeyimiz var. Ama sen böyle kaçmakla kendini de riske atıyorsun. Gel. Burada her şeyi çözelim ya. Ne olursun ya. Ne olursun ya. Gelip senin de şikayetçi olman gerekiyor zaten Melisa. Evet. Yoksa evet. Sen de suçlu duruma düşüyorsun bak. Melisa, ablacığım bak dün seninle konuştuğumda sen benim nasıl bir insan olduğumu biliyorsun değil mi? Seninle 1,5 saat görüştüm. Dur bir dakika o zaten gelecek bir saniye. Şimdi Melisa bu sonra çocuğu alıp duşa mı soktunuz? Bak ben şunu anlayamıyorum Melisa. Sen diyorsun ki arka odaya gitti ve baba yapma baba yapma sesi duydum. Yani bu bir babası ona babası dediğim yani Recep şiddet babası mi gösteriyordu? Baba dediği Recep şiddet mi gösteriyordu? Bir dakika bağlantı dondu bir bekleyelim. Çok zor olduğunu biliyorum valla benim de elim ayağım titriyor. Allah'a şükürler olsun gene insanların tabii bir saatten sonra konuşmaları önemli işte bizim bu programı yapmamızın nedeni de o olayların üstü örtülü kalmasın. Oğlum, hele böyle olaylarda bazı şeyler işte kafasına vurdu. Kafasına onlar yardım atarlık yaptı. Vuruldu. 11'de oğlum tos yiydi. O yüzden işte konuşuyor. Dört diye ses duyduk diyor. Bir de 4 dedi. 4. Müge Hanım. Bir dakika, bir dakika durun. Bir Melisa anlatırken anlatsın. Çok önemli anlatmaları. Şu anda Recep'in anne ve babası biliyorsunuz Melisa zaten babasına benzettiği için kızı dövüyordu diye iddiada bulundular ve kafasını duvara vurdu. Hatta biz onu evde de konuştuk. Nasıl duyulabilir hani kafa vurması diye. Şu anda da Melisa bambaşka bir şey anlatıyor. Ağzı Melisa, burnu ben. Anne babasına gerek yok. Anne babası ne yapsın ya? Ay, ama yalan söylüyorlar Müge Hanım. Hayatım herkes evladını korur. Ben herkesin başından evladını belli. Koruma güdüsüne saygı duyuyorum. Evet. Ben değil kanunlar dahi buna saygı duyuyor. Müge Hanım ben bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar tekrar yayına bağlayacağız kusura benim bakmayın. Benim oğlum Taha
bayramda hatırlıyorum şeker aldı cebine koydu, ben elinden tuttum bakkala götürdüm, bak dedim izinsiz aldı şekeri. Ben yaparım, çocuğumu öyle alıştırmam. Senin bakkalında şeker çaldı, marketçi güldü. Abla dedi bunun alacağı bir bayram şekeri. Küçük yaşta başlıyor. Çok haklısınız. Evet, şu anda görüntü dondu sanırım. Evet, o bağlantı bağlanacak ama tabii önemli olan Doğukan, biliyorum çok kötü olduğunu. Anne, İyi ki gelmişsin. Hani en baştan beri Doğukan'ın da... Yani ben uyumuyorum. 4-5 gündür uyumuyorum ya. Kefeni açık niye geliyor? Benim kucağımda mezara koyduğum gibi böyle. Kafası dülbent, diğer tarafları açık. Üstünde pembe bir kazak var, altında mor. Benim aldığım bir tayt vardı çiçekli. Hepsi çiçekli bu arada. Hep bakıyorum. Bir hocayla gömdük, sağ olsun ona da çok teşekkür ederim, Hayriyet'ten amcam oluyor. Onunla beraber ikimiz koyduk, yardımcı oldu bana. Ya hocam diyorum, bir şey söyleyeceğim, kefeni açık normal mi? Doğukan çabuk kapat, kapat, kapat. Bu kelimeyi bir, halen şu anda bile çınlıyor beni. Kapat, kapat, kapat. Okula götürelim diyorum o zaman, kefenini sarıp geri koyalım. Müge Hanım, ben kaç aydır buradayım. Ben kızım uğruna buradayım. Uyuyamıyorum 4-5 gündür hiç. Aşağı iniyorum, çay içiyorum otelde. Yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorum. Telefona haberim bakıyorum. Var. Başka yok. Haberim var. Siz ne diyeceksiniz Metin Bey? Dün de kızınıza seslenmişsiniz. Ve bu açıklamaları sizi de çok etkiledi. Evet. Yani şu anda gerçekten söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sadece hiçbir babanın duymaması veya yaşamaması gereken şeyler yaşıyoruz burada. Çok üzgünüm. Sadece şunu biliyorum, gerçekten benim kızım evet Antep'e gelmekle çok hatalı. Keşke beni aramış olsaydı, keşke bana söylemiş olsaydı. Fakat bununla birlikte gerçekten yalnız olmadığını, mesela ben belki konumuz farklı bir boyuta gidecek ama mesela Banu Hanım'dan da çok şüpheleniyorum. Banu Akın'dan. Bunun yanında Cansu Çapar. Kendi ismi değil, Hatice Çapar. Kendi ismi. Ben bu kişiden de çok şüpheleniyorum. Çünkü kızım benim bu Cansu Çapar'la, yani veya Hatice Çapar'la tanıştıktan sonra çok değişti. Evet, görüntü, çok değişti. Görüntü tekrar geldi. Bir dakika dur. Melisa, tekrar yeni kese çok özür diliyorum, bir virgül koyuyorum, lafınızı unutmayın. Melisa, sonra o şeyde kalmıştık. Yani sen çizgi film izlerken ve Recep Melisa ile Meryem'le birlikte arka odaya gittiğinde Meryem baba yapma derken bir mesela bir tokat sesi mi duydun? Yani bir şiddet mi uyguluyordun? Neydi o ses? Bağırıyordu, Meryem sus, Meryem ağlama, sus diye. Sonra karnında ben Elise'i de gördüm zaten. Ben bunu da dün ekip arkadaşlarına ve babama da söyledim zaten. Ambulanstaki da bu karnındaki Elise'ni de gördü. Ben o anda zaten Recep'e dedim, Recep dedim bu çocuğa dövdün mü? Burada Elise vardı, hayır oynuyordum. Dedim kusura bakma dedim, bu çocukla bu şekilde oynayamazsın, cırılcıplak bir çocuk. Ve hemen gitti, anında suya tuttu ve ben o anda zaten evde çığlık atıyordum, çok bağırıyordum, ambulansı çağır, tamam. Bir an önce hastaneye yetişmemiz lazım. Maşallah. Allah herkesi senin benim yerine konuşmama yerine kesinlikle izin vermedi. Hatta tamam, ben dedim ben Türkiye'ye gelmek istiyorum. Benim Almanya'ya gitmemin gitmemi de kendisi istedi. Hatta beni de zorla da gönderdi Almanya'ya bir an önce onu getirebilmem için. Ama ben burada hiçbir şekilde şey yapmadım. Hiçbir şekilde de başvuruya vurmadım zaten. Ben bunu da yapmak istemiyordum zaten. Ştatta sadece seni bekliyordum Elisa, ştat. Hep durmadan bana diyordu, beni kurtar, beni kurtar, beni bu işten çıkarırsan sen çıkarırsın. Meryem benim kollarımda bu şekilde oldu. Baba yapma, baba yapma diye. Ve ben hep dedim, ne olursa olsun ben Türkiye'ye gelmek istiyorum. Recep dedim, ben gelmek istiyorum. Ben kızımın mezarını bile görmek istiyorum. Ya benim kızım dedim, mezarını göremiyorum dedim. Benim kızımın cenazesi nerede dedim. Onu bilmiyorum. Bir anne olarak dedim, ne kadar kötü bir şey. Senin durmadan halanla, bana diyordu, sakin ol işte her şey güzel. Karıştırma. Melisa bak, ben şunu öğrenmek istiyorum. Çok ayrıntılara girmek istemiyorum ama seni de hani bu konuşurken bulduğum için özür dileyerek bu soruyu sormak durumundayım.
Sen o çocuğu çırılçıplak kucağında gördüğünde ne hissettin? Bak şimdi iki şey var. Çocuk bayılmıştır, soyup mu suya soktu diyeceğim. Yani bayılan bir çocuğu, ateşli çocuğu bizim de zaman zaman belki olmuştur. Hani filmlerde görüyoruz ya, suyun altına sokuyorlar ateşli çocuğu ama o an soymayı düşünmüyor kimse.